soğanımızı ayıtlayalım. Rendemizin ince tarafıyla güzelce rendeleyelim soğanımızı. Kıymamızı yoğurma kabının içerisine alıyorum. Evet, köfte baharatından biraz koyacağım şimdi. Biraz ekmek kırıntısı. Şimdi bir parça da sarımsak ezeceğim. Sarımsağımızı da içerisine koyalım. Biraz da tuz ekliyorum şimdi. Şimdi yoğurma işlemine başlayabilirim. Tereyağını şimdi ocağa koyuyorum. Bunun içerisine kırmızı toz biber. Kırmızı biberden sonra şimdi biraz da et suyu ekliyorum bu sosa. Tereyağıyla birlikte güzelce kaynatacağım. Şimdi kıymamızı da bir kontrol edelim. Kırmızı biber, et suyu ve tereyağı hepsini güzelce karıştırıyoruz. Ve güzel bir sos elde ediyoruz. Şimdi köftemiz de güzelce yoğruldu. Şimdi bunu da güzelce şekillendireceğiz avucumuzun içerisinde. Bu şekilde bastırarak avucumuzun içerisinde yassı bir hale getiriyoruz. Önce güzelce yuvarlayalım. Daha sonra da bastırarak yassı hale getirelim. Köfteleri hepsini bu şekilde güzelce şekillendirdikten sonra kızartma işlemine geçeceğiz. Sosu da bir süre bu şekilde kaynatıyoruz. Hafif koyulaşacak. Ekmeklerimizi de biraz onun içerisine batırarak ızgara tavada ters düz yapacağız. Şimdi tavamızın da ısındığını görüyoruz. Artık köftelerimizi pişirme işlemine geçebiliriz. Son parçamızı da bu şekilde bastırdıktan sonra hemen ellerimizi yıkayalım. Şimdi tavamın içerisine biraz yağ gezdiriyorum. Köftelerimizi bunun içerisine dizelim. Ekmeklerimizi de bu şekilde alalım. İsterseniz dilimleyebilirsiniz veya bu şekilde ortadan ikiye keserek de kullanabilirsiniz. Evet, bu arada köftelerimizi de çevirelim. Diğer taraflarını da güzelce pişirelim. Bu köftenin yanında ritüel ızgara edilmiş domates ve biber servis etmek. Bunun için de sivri biber kullanabilirsiniz. Bir parça da domates alalım. Sosumuzun altını kapatıyoruz şimdi. Pişen köfteleri bu şekilde kenara alalım. Şimdi hazırlamış olduğumuz ekmeklerimizi bu şekilde sosa batırıyoruz. Çıkartıyoruz ve ızgaraya koyuyoruz. Çok lezzetli bir sos. Şimdi servis tabağımızı da alalım yanımıza. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Tabağa önce ekmekleri koyuyorum. Bunun üzerine köftelerimi koyacağım. Kenara bir tane domates ve biberleri de bu şekilde üzerine koyalım. Islama köftem servise hazır.